Harika. Şu an sesim geliyor o halde. Tamamdır. O halde girişimizi yeniden yapalım. Arkadaşlarım hoş geldiniz. 2025 YKS Tayfa. Tek uzam öğrenci koçu Rukiye Tuğba. Ben nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Herkes hoş geldi. Kimler nerelerden katılıyor? Hepiniz 11. sınıf mısınız? Hadi çok kısaca tanışıp kaynaşalım. Buse'cim çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Hepiniz 11 misiniz? Aa, annen de izliyorsun. Çok güzel. O zaman anneciğine çok selamlar, saygılarımızı ilet. Nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Aleyküm selam. Nerelerden katılıyoruz? Kaçıncı sınıfız? Seneye sınava gireceğiz. Ah Aydın, çok güzel. 11. sınıfız. Zeynep Karaman'dan katılıyor. 12. sınıf, son sınıf. O zaman Zeynep'ciğim sen 2024 tayfasın. Ama 25 için mi ciddi bir hazırlık yapıyorsun? Ankara Kütüphane'deyim hocam. Yunus'cum çok güzel. Biz de Ankara'dayız biliyor musun? Harika. Yani içimizde 12. sınıflar da var, 11. sınıflar da var. Çok güzel. Şimdi arkadaşlarım, bugünkü seminerimizde özellikle 2025 hedefi olan öğrenciler ne zaman, nasıl ve nereden çalışmaya başlamalılar? Bu soruları çok yoğunluklu olarak almaya başladık. Özellikle 11. sınıf öğrencilerimizden çok son birkaç aydır çok yoğunluklu olarak alıyoruz. Çünkü idealist bir kitle var önümüzdeki yıl için. Evet, bu yıl da sınava giren sayı 4 milyon üzerinde olarak açıklandı. Çünkü başvurular biliyorsunuz ki yapıldı ve tamamlandı. O yüzden hem 24 hem 25 süreci için zorlu bir çalışma bizi bekliyor. Ama 25 için henüz vaktimiz var. Biraz çalışmalarımızı ilerletebileceğimizi düşünüyor olabiliriz. Ama hayır arkadaşlar. Çünkü biz bu seminerde YKS'ye çalışmaya başlamadan önce kendinizi ve sınavı ne kadar tanıyorsunuz ya da tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bundan bahsedeceğiz. YKS çalışmalarınıza 2025 tayfa için ne zaman başlayacağınızın, sorumluluklarınızdan kalan zamana ve seviyenize göre nasıl bir YKS çalışma programı hazırlamanız gerektiğinden bahsedeceğiz. YKS'de başarılı olan öğrencilerin ortak noktaları nelermiş? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve YKS'de yeterli puanı alamayan öğrencilerin ortak noktaları neler? Ortak yaptıkları hatalar neler? Bunların da üzerinde duracağız ve çok daha fazlasından bahsedeceğim arkadaşlarım. O yüzden herkes hazırsa seminerimiz başlıyor. Şimdi öncelikle özellikle 11. sınıf olan öğrenciler bu sınavı tecrübe etmediği için tanımıyor olabilirler. Keza içimizde bu arada 9. 10. sınıf öğrencileri de olabilir. Yani YKS bir gerçek arkadaşlar. Öyle ya da böyle bu yılda olsa, seneye de olsa, sonraki yılda olsa biz bu sınava gireceksek eğer önce gireceğimiz sınavı tanımamız gerekiyor. O yüzden ele alalım bakalım nedir bu YKS? Arkadaşlar YKS normalde iki aşamalı bir sınav. İlk oturum ve ikinci oturum yani TYT ve AYT olarak yapılıyor. Ama yabancı dil üzerinden bölüm hedefleyen öğrenciler AYT yerine yabancı dil testine giriyorlar. Yani onlar için ikinci oturum YDT olarak geçiyor. Ve YDT'de birden fazla dil var. Yani sizin uzmanlık alanınız hangi dilse o dilden sınava girip yeterli puanı almanız koşuluyla istediğiniz bölüme yerleşebiliyorsunuz. Mesela İngilizce var, Almanca, Arapça, Rusça gibi birden fazla dil var bu teste girebilmeniz için. Ama daha yoğunluklu kitle yani bu sınava giren hatta ben size net sayı da vereyim arkadaşlar. 2024 yılına giren öğrencileri kapsayacak ama bu verdiğim sayı 25'te daha fazla bir öğrenciyle yarışmış olacaksınız. 3 milyon 36 bin 945 aday şu an 2024 için
sınava girmek için bu sınava başvurdu arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak 3,5-4 milyon üzerinde bir aday sayısı zaten bekliyorduk. Hemen hemen beklediğimiz sayılarda başvuru yapıldı. Yani çok yüksek bir sayı bu arada arkadaşlar, ama ona birazdan zaten değineceğiz. Şimdi YDT'yi devre dışı bırakırsam, hani o biraz daha istisnai öğrencilerin tercih ettiği bir kısım olduğu için bizim biraz daha TYT ve AYT'ye odaklanmamız gerekiyor. Yani öncelikle bu arada AYT'de bölümlere ayrılıyor. Sayısal, sözel ya da eşit ağırlık olarak. Ve AYT testi toplam aldığınız puanın %60'ını oluşturuyor arkadaşlarım. Yani AYT çok daha önemli ve çok daha zor bir sınav. Ama tabii ki önce TYT'de başarılı olmalıyız ki ikinci oturuma geçebilirim düz mantık düşündüğümüzde. TYT'de toplam sınav puanınızın %40'ını oluşturuyor. Toplamda 135 dakikalık 120 soruluk bir test. AYT arkadaşlar 160 sorudan oluşuyor. 180 dakikada 160 soruyu çözmeniz gerekiyor. Şimdi kimler hangi bölümleri hedefliyor? Hızlıca yazsınlar bakalım. Aramızda kimler var? Sayısalcılar mı daha çok, sözelciler mi, eşit ağırlıkçılar mı? Wow, Buse Hukuk Fakültesi diyor ve eşit ağırlık. Buse'cim eşit ağırlıkta ilk 125 bine girmen gerekiyor. Başka kimler hangi bölümleri edebiliyor? Yunus'un sayısalcı olduğunu biliyorum ama bölümünü bilmiyorum. Tıp veya yazılım. Wow, Yunus'cum eğer tıp istiyorsan 50 bin, yazılım istiyorsan da yaklaşık yine 50 bin 100 bin bandında bir bandında bir sıralama yakalaman gerekiyor. Ay, Zeynep öğretmen olmak istiyor. Çok güzel, sınıf öğretmeni. Eşit ağırlıktan hazırlanacak. Zeynepçim, öğretmenliğin bütün alanları için bir sıralama zorunluluğu var eğitim fakültesine giriş yapman için. İlk 300 bine girmek zorundasın. Şimdi dostlarım, bu sınavda sadece puan odaklı bir hesaplama yapılmıyor. Az önce de söylediğim gibi, mesela bu yıl 3 milyon üzerinde girecek olan öğrenciler arasında birbirine yakın puanlar alacak olanlar elbette ki olacak. Ama burada önemli olan şey puan değil, o öğrencinin başarı sıralaması. Yani tercih ettiği bölümde kaç bine girmiş, kaç yüze girmiş, bu önemli. Ve bazı bölümlerde başarı sıralaması şartı var dostlarım. Mesela burada tabloda aldığım bölümlerde kesinlikle bu sıralamalara girmek zorundasınız. Aksi takdirde bu bölümlere tercih yapamıyorsunuz ve yerleşemiyorsunuz arkadaşlar. Mesela tıp için yine bunun ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. Birçoğunuz zaten kendi bölümünüzün başarı puanını ya da puan türünü, başarı sıralamasını az çok biliyordur, ama özellikle en çok yoğun talep alan bölümler bunlar. İşte hukuk, öğretmenlikler, mimarlık fakülteleri, mühendislikler, diş hekimliği, tıp gibi, eczacılık gibi bu alanlarda iletilen başarı sıralamalarını yakalamanız gerekiyor dostlarım. Şimdi geliyorum. Bu yıl 2024 yılında sınava girecek öğrencilerim TYT'de 3 milyon 527 bin 443 kişi geçen yıl sınava girdi. Bu yılda yaklaşık bu oranlar zaten çıktı. Başvurular tamamlandı. Bu ilettiğim veriler 2023 verileri arkadaşlar. AYT'de de 2 milyon 573 bin 169 kişi sınava girdi. YDT'de 338 bin 14 kişi sınava girdi. 2024'te de sınava 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. 2025 yılında, yani bir sonraki yıl, yaklaşık 4 milyon adayın sınava başvuru yapacağı öngörülüyor dostlarım. Yani rakip sayısı gün geçtikçe artıyor diyebiliriz. Şimdi gelelim bakalım, hem 2024 yılı için hem 2025 yılı için sınava giren adaylar şu an sizlersiniz. Sizin gibi milyonlarca rakibiniz var. Bakalım kazanmaya ne kadar hazırsınız arkadaşlar? Ya da bakalım kimler kazanabilecek mevcut koşullarda, kimler kazanamayacak? Gelin bunu bir testle ölçelim. Var mısınız? Hadi bakalım, herkes hazır mı? Okey. O zaman şimdi soracağım 6 soruya ya evet ya hayır diyeceksiniz arkadaşlar. Lütfen kendinize ve bana objektif olun. Çünkü unutmayın ki
Kimseyi kandıramayız, kendimizi de kandırmamalıyız. Gerçek neyse onunla yüzleşelim ve olması gerekeni yapalım, üzerimize düşeni yapalım. Chat panelini not defteri olarak kullanabilirsiniz. Evetlerinizi, hayırlarınızı buradan yazabilirsiniz bu arada. Sorun bir, verimli çalışma yöntemi nedir biliyor musun? Ve kendi verimli çalışma yöntemini biliyor musun? Bakalım kimler evet diyecek, kimler hayır diyecek. Hadi bakalım. Verimli çalışma yöntemi nedir? Buse'den hayır geldi. Başka kimler nasıl yanıtlar verecek? Yunus da hayır diyor, Zeynep de hayır diyor. Çoğunluğumuz hayır. Ben bu arada hayır yanıtını almaya çok alışkınım. Sinan tam değil diyor. Sinan galiba biraz kısmi olarak bildiğini düşünüyor olabilir. Belki biliyor da olabilir. Ama %100 değil. Okey. Birinci sorumuzu yanıtladıysak geliyorum ikinci soruma. Unutma hızı nedir biliyor musun? Ve kendi unutma hızını biliyor musun? Kimler biliyor bakalım. Buse diyor ki hocam 5 dakika. Ah Buse bu kadar yüksek olamaz unutma hızın. Hayır, buna inanmak istemiyorum. 5 dakika çok düşük gerçekten. Haftada bir haftada unutuyorum diyor Sinan. Okey, başka kimler nasıl yanıtlar veriyor? Var mı bilenler? Sanıyorum yine birçoğumuz hayır diyecek. Buse'cim, seminer sonunda seni özellikle ve diğer arkadaşlarını unutma hızı testini alacağım. Bakalım gerçekten 5 dakika mıymış? Merak ediyorum sonucunu açıkçası. Şimdi geliyorum üçüncü soruma. Arkadaşlar sizin için hangi konunun hangi öncelikte olduğunu biliyor musunuz? Yani bana şunu diyebilir misiniz Tuğba hocam? Bu konu bu konudan daha önemli. Bu konu bu konudan benim için daha öncelikli. Buna daha çok çalışıyorum diyebiliyor musunuz? Hadi bakalım. Zeynep evet diyor. Zeynepçim bize bir örnekle açıklar mısın? Hangi konu hangi konudan senin için daha önemli? Pekişmesi için. Eğer bu soruya evet dediysen, yani o evet farklı bir sorunun yanıtı değilse senden bir örnek bekliyoruz. Sen örneğini verirken ben de bu sırada dördüncü soruma geçiyorum. Evet dostlarım, dördüncü sorum. Odaklanma düzeyi nedir biliyor musun? Ve kendi odaklanma düzeyini biliyor musun? Kimler odaklanma düzeyini biliyor? Kimler kaç dakikada bir mola vermesi gerektiğini biliyor? Yunus diyor ki AYT olarak matematik fonksiyonlar, fizik vektörler. Ama Yunus'cum bunlar hangi konulardan daha önemli mesela? Daha az önemli olanı da örnek vermen gerekiyor. Buse diyor ki hocam hayır odaklanma düzeyimi bilmiyorum hemen dikkatim dağılıyor. Evet Zeynep ama bu söylediğin ders benim sorum konu üzerineydi. Yani matematiğin önemli olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama matematikte yaklaşık 35-40 tane konu var. Matematiğin içinde hangi konu hangi konudan daha önemli? Sessiz ya da az sesli ortamlarda odaklanabiliyorum. Yunus diyor ki hocam ben en fazla 45-50 dakika ders çalışabilirim. Okey. Geliyorum 5. soruma. Günde kaç saat ders çalışman gerektiğini biliyor musun? Yani bunun elinde bir formülü var mı? Hocam ben günde tam şu kadar saat ders çalışmalıymışım. Başarılı olmam için benim tam şu kadar saate ihtiyacım varmış. Buse diyor ki hocam 24 saat. Hayır. Hiçbir bölüm için 24 saat çalışmamız gerekmez Buse. Kendimize bu kadar yüklenmeyelim lütfen. Aynı zamanda hayat devam ediyor arkadaşlar. Bu kadar uzun süre ders çalışmanıza gerek olmayabilir. Belki bu bilgiyi yanlış biliyor olabilirsiniz. Tabii ki sadece Aydın'da değil ki her yerde zehir gibiler. Aslında 6 olması lazımdı hocam. Nadir oluyor 6, maksimum 4 saat. Saat değil, verim daha önemli bence. Aynen öyle Zeynep. Kesinlikle verim daha önemli. Şimdi geliyorum son soruma ve en can alıcı soruma. En can alıcı sorum. O yüzden herkes beni can kulağıyla dinlemeye devam ediyor. Hangi konuda
hangi seviyede olduğunu biliyor musun? Bakın, hangi derste demiyorum. Hangi konu? Biliyor muyuz? Biliyor muyuz bu sorunun yanıtını? Buse diyor ki hocam ders olarak yorum yapabilirim sadece. Tamam Buse, sen hangi derste hangi seviyedesin bunu da yazabilirsin. Ama konu olarak işin içine girdiğimizde tabii ki de çıkılmaz bir yere girmiş oluyoruz. Bazı derslerde bilmiyorum. Yani çoğunluk olarak aslında bilmiyoruz. Peki gelelim sonuçlarımızı açıklamaya. Evet dostlarım, evetlerinizi, hayırlarınızı yazdınız. Ben de gördüm. Evetleri çok olan öğrencilerim, sizi tebrik ediyorum. Çünkü siz bu sınavı kazanacaksınız. Hayırları çok olan öğrencilerim, sakın enseyi karartmıyoruz, endişelenmiyoruz. Seminerde kalıp beni can kulağıyla dinlemeye devam ediyoruz. Evet, şu an tebrik edecek kimse yok. Doğru söylüyorsun. Şimdi bu sınavı kazanmak için dikkat etmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Bir, mevcut seviyenizi bilmek zorundasınız arkadaşlar. Seviyeyi bilmeden yola çıkmamalısınız. Bakın hele 25 öğrencileri. Daha vaktiniz var gibi görünüyor olabilir. Yavaş yavaş çalışmaya başlayayım hocam, aman başlarım, başladım, bıraktım, durdum dememelisiniz. Sizin ilk göreviniz mevcut seviyenizi ölçmek olmalı. Yeni bir yola giriyorsunuz. Bu yol uzun, bu yol meşakkatli, bu yol zor, bu yol psikolojinin de sağlam olması gereken bir yol. O yüzden seviyeni bilerek yola çıkacaksın. İki, verimli ders çalışma yöntemini öğrenmen gerekiyor. Kendini keşfetmen, tanıman gerekiyor. Üç, sınava kalan süreyi her zaman göz önünde bulundur. Her ay geçtiğinde sınava kaç gün kaldığını yeniden hesapla. Kaç ay kaldığını yeniden hesapla. Arkadaşlar inanın ki zaman göz açıp kapayıncaya kadar öyle bir geçiyor ki bakın ben daha 2024 yeni dönem için yani erken kayıt süreci için seminer yaptım. Dün gibi aklımda bir sene olmuş. Ve bu öğrenciler 2,5 ay sonra sınava girecek benim öğrencilerim ama daha dün gibi sanki kayıtlarını aldım. Daha dün gibi hocam daha 1,5 sene var dedikleri kulaklarımda. Bir baktım zaman geçmiş, size de aynı şey olacak. O yüzden zamanı her zaman göz önünde bulunduracaksınız. Ve günlük ders çalışmaya ayırabileceğiniz süreyi belirleyeceksiniz. Bunu kendinize göre, bakın bir başkasına göre, Ayşe'ye, Fatma'ya, Ahmet'e, Mehmet'e göre değil. Senin günde kaç saat zamanın kalıyor ders çalışmak için? Kendin bunun yanıtını vereceksin. Buna göre çalışabileceğin süreyi belirleyeceksin. Ve sınavı ve kendini çok iyi tanıyacaksın. Dikkat etmeniz gereken bunlarda. Peki, hocam sınava kalan zamanı şu an tahmin edebilirim. Çünkü aşağı yukarı önümüzdeki yıl aynı zamanlarda bu sınav olacak. Günlük ders çalışabileceğim süreyi de hadi tahmin edeyim. 4 saat, 5 saat, 3 saat, 10 saat fark etmez. Ama mevcut seviyeni bilmeden yola çıkma dediniz. Mevcut seviyemi ve verimli çalışma yöntemimi nasıl bileceğim dediğinizde duyar gibiyim. Siz sormadan bu soruyu ben kendime sordum ve yanıtı arkadaşlar. Özellikle bu seminere katılan öğrencilerim, seminer sonunda bizim yapay zeka sistemimizin özel eğitim analizi testlerine ve seviye belirleme sınavlarına girecekler. Bir kereye mahsus bizim jestimiz, hediyemiz olarak kabul edeceksiniz bunu. Nereden ve nasıl gireceğinizi de göstereceğim. O yüzden şimdi bu bilinmeyen iki bilinmeyenle denklemi çözelim. Hiç kimse hiçbir yere ayrılmıyor. Bir, öğrenme yapımı nasıl keşfedeceğim dediniz. Eğitim analizleriyle. Az önce Zeynep dedi ki hocam ne kadar ders çalıştığımız önemli değil ki. Verimli çalışmazsak istersek 10 saat çalışalım. O kadar haklıydı ki arkadaşlar. Ne kadar ders çalışırsanız çalışın. Eğer yapmanız gereken çalışmanın dışında, üstünde ya da altında bir süreyle yanlış yöntemlerle çalışırsanız hedefinize kat'i suretle ulaşamazsınız. Bir konuyu öğrenmek için kesinlikle
kendi derslerdeki seviyenizi bilmeniz ve ders çalışma stilinizi keşfetmeniz, kendi öğrenme yapınıza uygun çalışmanız gerekiyor. Karşınızda bizim kayıtlı öğrencimiz Ayla. Buyurunuz takdim edeyim size Ayla'yı. Ayla, YKS kurslarımıza 2024 dönemi için kayıtlı bir öğrencimiz ve Ayla'nın kaydını aldığımızda Ayla'yı eğitim analizi testlerini aldık. Buyurunuz, bu da Ayla'nın eğitim analizi testi sonucu, yani bir nevi karnesi. Ayla'nın karnesinde bazı değerleri tam istediğimiz gibi çıkmışken bazı değerleri ise olması gerekenin üstünde ya da altında çıktı. Şimdi bu tabloya baktığımızda bir öğrenci gözüyle Ayla'nın yerine kendimizi koyarak bakalım. Sizin de sonuçlarınız böyle çıksaydı arkadaşlar, ne anlardınız? Bu analiz bize ne demek istiyor olabilir? Hadi biraz beyin fırtınası, çalıştıralım beynimizi. 10 saniye süre veriyorum size yorumlamanız için. Bakalım kimler hangi noktaları önceliklendirecek? Mesela Ayla'nın öğrenme yapısı görsel, bu ne demek? Görsel bir öğrenci nasıl çalışıyor? Mesela Ayla'nın bazı değerleri kırmızı, bazı değerleri yeşil. Bunlar ne demek olabilir? Mesela mavi olan değerleri de var. Bu ne demek olabilir? Evet, aslında Buse'cim, renklerin bir anlamı var. Kırmızı her zaman arkadaşlar alarm rengidir. Önemli bir renktir ve dikkat çekici bir renktir. Yani dikkatli olunması gereken yerlerde daha çok kırmızı kullanılır. Ve Ayla'nın mesela unutma hızı kırmızı çıkmış, yüksek. Somurtan emoji var mesela. Ama öğrenme hızı yüksek. Orada gülen bir emoji var. Yeşil çıkmış. Yeşil de pozitif bir renktir arkadaşlar. Olumlu bir renktir. Yeşil harekete geçirici bir renktir. Evet rengidir aslında. Yeşil tamamen bir olumlu enerji, olumlu bir vibe rengidir aslında. Mavi de daha stabil, daha normal, daha durağan bir renktir. Şimdi bu analize baktığımda ben Ayla'nın unutma hızının çok yüksek olduğunu görüyorum mesela. Ve diyorum ki unutma hızı yüksek bir öğrenci, yani açılımı çabuk unutuyor. Yani çabuk unutuyorsa tekrarlarını çok çabuk yapmalı. Yani sık sık tekrar etmeli diyorum mesela. Ya da Ayla'nın stresi çok yüksek. Diyorum ki acaba Ayla programsız çalıştığı için mi stresli? Ayla kendine inanmadığı, doğru yöntemlerle çalışmadığı için mi stresli diyorum ve stresinin kaynağını bulmaya çalışıyorum. Ya da bakıyorum Ayla'ya, öğrenme stili görsel. Diyorum ki Ayla görerek öğreniyor. Ayla'nın zihni bir fotoğraf makinesi gibi çalışıyor. Ayla'nın sadece öğretmeni derste dinlemesi yeterli değil. Ayla'nın görmesi, yazması, çizmesi, tablo hazırlaması, şema hazırlaması, grafik hazırlaması gerekiyor diyorum. Ve ona göre bir çalışma programı hazırlıyorum. Sizin de tıpkı Ayla'nın çıkan sonuçları gibi arkadaşlar, sizin de sonuçlarınız çıkacak. Ve eğer 2025 dönemi için veya da 2024 yılında hazırlanan öğrencilerimiz için de kalan süreyi değerlendirmek ve kesinlikle gireceğiniz yıl sınavda başarılı olmak için kendinizi tanımanızı sağlayacak bu analizi çözüp bizim eğitimlerimize kayıt olup analizinizden çıkan sonuçlarınıza göre size özel bir programdan, size özel bir eğitimden faydalanmanızı öneririm. Çünkü her öğrencinin kendini keşfetmeye ve keşfettiği özelliklerine uygun bir programa uymaya ihtiyacı vardır arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Hocam öğrenme yapısı dediniz. Tamam, onun yolunu gösterdik. Öğrenme yapısı nedir, bundan bahsettik. Özelliklerimizin öneminden bahsettik. Öğrenme yapısını nasıl tespit edeceğiz, bundan bahsettik ki yine diyorum arkadaşlar, yapay zekanın eğitim analizleri sadece size bu sonucu verir. Bu sonuçları kendinizin tek başına alabileceği bir test Türkiye'de yok. Bu test sadece bize ait ve hatta patenti de bize ait. Sadece bizim kurumumuzun öğrencilerinin faydalanabileceği bir test olduğu için gözünüz kapalı güvenip
eğitim analizimizi çözmelisiniz. Şimdi geliyorum seviye. Hocam dediniz ki konu konu seviyeni bilmelisin. Ders ders de yetmez. Ama bir sürü konu var. Bir matematikte bile 35-40 tane konu var. Daha içine giriyorum. Alt konuları daha da fazla. TYT'nin ayrı, AYT'nin ayrı. Ben bu konulardaki seviyemi nasıl bileceğim hocam diyorsunuz. Bireysel yaptığım görüşmelerde de en çok aldığım soru bu arkadaşlar. Merak etmeyin. TEKÜZEN bunun da çözümünü buldu. O yüzden bizim kurslarımıza kayıt olduğunuzda biz sizin sorumlu olduğunuz bütün derslerdeki ve derslerin alt başlıklarındaki konulardaki seviyelerinizi yapay zekanın özel seviye belirleme sınavlarıyla birlikte ölçeceğiz arkadaşlar. O yüzden kayıt olur olmaz her dersten ayrı ayrı seviye belirleme sınavına gireceksiniz ve orada 5 farklı sonuç alacaksınız. Bazı konularda seviyeniz temel çıkacak. Bazı konularda seviyeniz başlangıç düzeyinde çıkacak. Bazı konularda seviyeniz orta çıkacak. Bazı konularda seviyeniz ileri çıkacak ve mutlu olacaksınız. Hatta bazı konularda seviyeniz üst seviye çıkacak ve daha da mutlu olacaksınız. Hocam, ben bu konuda %100 tamamım diyeceksin. Hangi derste, hangi seviyede çıkarsanız arkadaşlar, seviyenizin karşılığına denk gelen çalışmayı yapay zeka size yaptıracak. Her konudaki seviyeniz farklı olduğu için önce o konudaki seviyenizi ölçeceğiz. Sonra o seviyeye karşılık gelen çalışmayı size yaptıracağız. Bu sayfanın ekran görüntüsünü bence alın. Çünkü bu bilgileri yine başka hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Seviyenizi ölçtükten sonra ne yapmanız gerektiğini öğrenmek çok daha önemli. Herkes ekran görüntüsü aldıysa geçiyorum. Aldık mı? Okey. Şimdi dostlarım, karşınızda Leyla. Güzeller güzeli Leyla. Şimdi Leyla'yı biz seviye belirleme sınavlarını aldık. Her dersten ayrı ayrı, her konudan ayrı ayrı seviye belirleme sınavına girdik. Ben burada genel olarak dersleri ele aldım, aklınız karışmasın diye. Ve Leyla'nın matematik dersindeki seviyesi temel seviye çıktı. Temel seviyede ne yapılırdı? Ön hazırlık. Yani yapay zeka Leyla'ya ön hazırlık yaptırdım. Leyla'nın Türkçedeki seviyesi üst seviye çıktı. Üst seviyedeki bir öğrenci ne yapardı? Pekiştirme, soru çözümü yapardı, onu yaptı. Sosyal bilimlerde Leyla'nın seviyesi başlangıç seviyesinde çıktı. Başlangıç seviyesinde olan bir öğrenci detaylı konu anlatım yapmalıydı. Biz de gerekeni yaptık ve yaptırdık. Fen bilimlerinde Leyla ileri seviyedeydi. İleri seviyede olan bir öğrenci alıştırma soru çözümü yapmalıydı ve Leyla üzerine düşeni yaptı. Edebiyatta Leyla orta seviyedeydi. Orta seviyede olan bir öğrenci detaylı konu tekrarı yapmalıydı ve Leyla detaylı konu tekrarını yaptı. O yüzden Leyla başarılı oldu. Çünkü Leyla her derste kendisine yeni bir rota çizdi. Yeni bir hedef belirledi. Çünkü her dersteki başlangıç noktası Leyla'nın aynı değildi. Bazı derslerde çok ileriden başlarken, bazı derslerde çok çok temelden başlamıştı Leyla. Peki, buraya kadar verdiğim bilgilerle birlikte dostlarım, bir çalışma programında olmazsa olmaz olan kriterler nelerdir? Bir, hocam verimli olmalı tabii ki. Evet, verimli olmalı. İki, seviyene uygun olmalı ama bunun için önce detaylı seviye ölçümü yapmalısın. Üç, programın sürdürülebilir olmalı. Programını bir gün 10 saat çalıştım, 3 gün çalışmadım yapmamalısın. Sürdürülebilir olmadığı sürece istediğin kadar kısa sürede verimli çalış. Eğer devamını sınava kadar getiremiyorsan bu program senin için verimli değildir. Totale bakar. ÖSYM sonuca, sürece bakar. Sonucu zaten süreç getirir arkadaşlar. O yüzden bir ayda çalıştım, sınavı kazandım.
Asla doğru değil. 15 günlük kampa girdim, 500 aldım. Asla doğru değil. Altyapısı vardır. Belirli bir level'a gelmiştir. Üzerine pekiştirir, evet okey olur. Ama sıfır olan bir öğrenci hiçbir program ise bir büyü ya da bir sihir yapmayacak. O yüzden bence 2025 tayfa hazır bu zamana gelmişken, bakın hazır okullar yakında kapanacak, yaz tatili gelecek, iyice dağılacaksınız, sıkılacaksınız, bunalacaksınız, bir yanınızda baskılar artacak, bir yanınızda artık dinleneyim hocam yoruldum 11. sınıf beni zaten yıprattı diyeceksiniz. Ama geleceğiniz için bugünden itibaren bence bu adımı atın ve bizimle birlikte ufak ufak ön hazırlık çalışmalarına başlayın arkadaşlar. 4. Öz disiplin düzeyinize uygun olmalı. Sonuçlarını ölçebiliyor olmanız gerekiyor programınızın. Sürekli devam etmeli program. Sürekli yenilenmeli ve dinamik olmalı. Öğrenme yapınıza uygun olmalı. Ve en önemlisi aslında bu benim sloganım. Siz teksiniz, biriciksiniz ve özelsiniz arkadaşlar. Tabii ki de programınız sadece ve sadece size özel olmalı. Buse'cim, şimdi kayıtlarla ilgili bilgi aktaracağım. Annenle birlikte beni beklediğini biliyorum. Seminerde kal. Birazdan o kısma geçeceğiz. Bonus arkadaşlar. Sınav hazırlığı boyunca yani önümüzdeki bu 1,5 yıla yakın zaman aralığında kendinize günlük minik hedefler koymayı unutmayın. Telefon, televizyon, tablet gibi dikkat dağıtıcı araçlardan olabildiğince uzak durun. Fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarınızın farkına varın. Her şey sınavdan ya da ders çalışmaktan ibaret değildir. Kendinizi ihmal etmeyin. Uykusuz kalmayın. Aç kalmayın. Arkadaşsız, muhabbetsiz, sohbetsiz kalmayın. Sizi üzen şeyler ve kişilerden uzak durun. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz ve çok değerlisiniz arkadaşlar. Size inananlarla birlikte olun. Motivasyonunuzu düşüren herkese bay bay. Bay bay diyeceğiz. Kendinize karşı anlayışlı olun. Mükemmelliyetçiliği bir kenara bırakın. Evet, her biriniz mükemmeli istiyorsunuz. Bunu da hak ediyorsunuz. Canı gönülden size zaten inanıyorum. Hak ettiğiniz noktasında hemfikirim. Ama hak ettiğinizi lütfen ders çalışarak, doğru ders çalışarak, doğru yöntemlerle ders çalışarak kendinize kanıtlayın. Bu düşünce sadece zihinde kalmasın. Aksiyona geçin arkadaşlar. Ve her küçük başarınız dahi olsa kendinizi kutlayın. Kendinizi minik minik ödüllendirin arkadaşlar. Çünkü yine siz bunu hak ediyorsunuz. Gelelim 2025. 2025 tayfa. Şu an o kadar şanslısınız ki. Bizim eğitim programlarımız satışa çıktı ve erken kayıt sürecindeyiz. Erken kayıt indirimine ek. Sadece bu seminerde olan özel öğrencilerime özel. Sadece bu seminerime özel. Yani katılan öğrencilere özel. %10'luk bir indirim koduyla birlikte özellikle ikili eğitim programları müthiş derecede fiyatları düşüyor arkadaşlar. Şimdi birlikte bakalım. 2025 eşit ağırlıkçılar 7.445 liradan %10 indirimi hemen hesaplayalım. Arkadaşlar ben bu arada sözelciyim. Belki diyeceksiniz ki hocam bunu da mı hesap makinesinden hesaplıyorsunuz? Evet, ben okul öncesi öğretmeniyim arkadaşlar. Full sözel ben. Sayısal hiç yok. %10 indirim sadece seminere katılan öğrenciler 7.445 lira yerine 6.700 liraya hem TYT hem AYT programımıza kayıt olabilirsiniz ve bonus 2025 eğitimine kayıt olan öğrencilerimize 2024 eğitimleri hediye, yaz ayında da önümüzdeki yıl Eylül ayında da yani eğitimleri başlayana kadar bu yılın eğitim videolarıyla birlikte ön hazırlıklarını bizimle yapabileceksiniz arkadaşlar. Yani bir taşla iki kuş, bir paketle 2 yıllık eğitimi size sağlamış olacağız. Eğer aranızda 24'e girenler varsa 25'e kayıt olup 24 hazırlığını da yine bizimle yapay zeka sistemimizle birlikte yapabilirsiniz.
Keza aynı indirimim sadece AYT paketimde, sadece TYT paketimde de geçerli. Şimdi bu müthiş avantajdan faydalanmak, indirimli bir şekilde yapay zekaya kayıt olup 2025 yılında kazananlar listesine ismini yazdırmak isteyen öğrencilerim, sistem yönetici Muhammed Hocam'ın ilettiği linke tıklıyorlar. Önce bir linke tıklayın. Kontenjandan yerinizi ayırın. Çünkü bu sadece bu linke tıklayanlar arkadaşlar bu %10'luk ek indirimi kazanacaklar. Kaldı ki bizim normalde paket tutarımız 13 bin civarı. Yani 12.999 liraydı. Mart ayı erken kayıt indirimli tutarı 4.745 lira. %10 seminer indirimiyle hiçbir şey değil arkadaşlar. Bakın dershaneler 80 bin. 90 bin, 100 bin olan dershane bile gördüm. Ve yapay zekaları yok. Sizi tanımayacaklar. Sizin seviyenizi bilmeyecekler. Size özel bir ders çalışma programı oluşturmayacaklar. Aynen öyle Buse'cim. Sadece ders 100 bin. 6.700 lira hiçbir şey değil. Şimdiden kayıt olun, sistemi daha fazla kullanın. Şimdiden kayıt olun. 2024 eğitimlerinde kullanmaya başlayın. Eylül'de zaten canlı dersleriniz başlıyor. Şimdi tıklayamayan, kaçıran öğrencilerim için yeniden linki gönderdim. Onun dışında dostlarım, bana sormak istediğiniz, merak ettikleriniz var mı? Bu seçim o kadar doğru ki analizlerin. İnan ki sınıfta derece yapacak öğrencilere ilgi gösteriyorlar. Lise birden beri dershaneye gidiyorum, hiç verim alamadık. Aynen öyle. Biz üvey evlat mıyız? Neden bizimle ilgilenmiyorlar? Arkadaşlar seviyeyi özel gruplar da yok mesela dershanede. Yani sana şunu demiyor ki bu senin matematikte seviyen temel seviye. Senin ön hazırlık yapman gerekiyor demiyor ki matematikte hadi bismillah diyor. Başlıyor hürra. Anlayanı da orada, anlamayanı da orada. Sonra ne olacak? Anlayan iyi oluyor. Anlayan zeki oluyor. Bunun zekayla hiçbir alakası yok. Seviyene göre eğitim almalısın. Seviyene göre bir programdan faydalanmalısın. Kesinlikle öyle. Onun dışında dostlarım, evet her şey online'a döndü. Yani artık biz her şeyimizi internet üzerinden karşılıyorsak eğitim gibi temel bir ihtiyaç, en önemli ihtiyacımızı niye online'dan karşılamayalım ki? Arkadaşlar neden vakit kaybedelim? Neden dolmuşa otobüse taksiye binelim ki? Niye hazırlanalım ki? Evindesin 7-24 yazı, kışı, bayramı, yılbaşısı, tatili. 7-24 bir tık uzaklıkta. Canlı dersler, video dersler, Türkiye geneli deneme sınavları, dijital kaynakları, ara tekrar ve yıl sonu kampları, soru çözümleri, haftalık güncellenen yapay zeka ders çalışma programı, her ünite sonunda konu tarama testleri, indirilebilir dijital PDF notları hepsi var. Bu seminerden kazandığınız indirimin son kullanım tarihi dostlarım Cuma günü 18'e kadardır. Evet, LGS de var Buse'cim. Aynı yapay zeka sistemi LGS için de geçerli. Bence sen linke tıkladığında LGS için de bilgi al. Son olarak linkimi ilettim kaçıranlar için. Kendinize çok iyi bakınız arkadaşlar. Güzel katılımınız, etkin katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız, dostçakalınız ama en önemlisi esen kalınız arkadaşlar. Bütün başarılar ve güzellikler sizinle olsun. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.